Anlamıyorum oğlum hiçbir şey olmaz burada zaten. Olaf dedi mi kontestiyor gelin. Gelebiliyor musunuz bu? Kesebilir miyiz? Olaf benim kesin. Kontestiyor. Bok beni kesebilir miyiz? Kuşunuz var mı? Kuşu çok işte oluyor. Onun sonrasında çünkü biz ölünce, bak şimdi. Biz çok öndeyken botta ölüyoruz. Kimse baksana be. Kişiye gitmiyor bu arada. Kanka zemin birazcık şey biliyor musun? Zemin de komple. Hadi katan oynayayım ben de çekeyim. Ama diğer katan sana net başlasın da ikiz yapıyorum. Harbi oynayalım. Yapalım. Yapacak bir şey yok. Sunukuyorsun. Ben gelemek gidip maçı izlemek istiyorum. Ben size oynayıp girme şansınız bence daha yüksek ve daha zevkli olacak. Yani ne kadar az kişi o kadar daha iyi. Harbi bence çok daha iyi oluyor az kişi o kadar. Bursun ya. Haberi de bursun. Ne yapıyorsun? Zaten oyunda bursun. Evet. Sosyal medya bursun. Her şey değil. Benim bursa ihtiyacım yok. Ben blog yapmam. Ben bazı insanların burada sosyal medyasının buzlanması gerektiğini düşünüyorum. Hem takım tarafından hem kendisi tarafından. Yani. Elim kesen. Evet. Sizin elini yapın. Oğlum 6. 6'ya denk geliyor. 1. 1'e denk gelecek. Çok lan. Yani oyun dışında arkadaşlığımız şu an bence gayet iyi. Zaten öncesinde Absol ve Kiraz'la birlikteydik Dark Passage'da. Yani o yüzden ev içinde hiçbir sıkıntı çekmedim. Onun dışında diğer insanlarla da öncesinde bir tanışmıştım, konuşmuşluğum vardı. Onlar da yani iyi insanlar. Hepimiz zaten buraya bir iş yapmaya geldiğimiz için herkes işin ciddiyetinde. Ona göre hareket ediyoruz yani. İyi her şey. Oyun içinde iletişimimiz şu anlık iyi bence. İyi gidiyor. Öncesinde tabii Kiraz ve Absol birlikte olduğum için o açıdan oyun tarzımız çabuk yani oturdu. Oğlum adamlar şey yapıyor, bıy bıy diye bağırıyor mu? Oğlum bey artık oyun içinde yeter. Ya çok bunların sesi gelmiyor da öyle ya yaparsan gelir o sesi. Abi şey yaparsın kesinler. Baştan abi. Oyun için daha öncesinde de Kiraz'la Absolut'la birlikte beraber oynadığım için yani uyuşçu olarak çok fazla sıkıntı çekmiyoruz. Tabii yeni oyuncular da var. Kaori, Ragnar. Onlar da zaten yani anlaşılmayacak insanlar değiller. O yüzden oyun içinde iletişimimiz bence şu an iyi gidiyor. Yani hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Sadece gelişmemiz gereken bazı şeyler var. Onların üzerine daha çok düşüp daha iyi olacağımızı düşünüyorum ben. Yani Fivre'nin iki tane Koreli oyuncu aldılar. Tek değişim yaptıkları yerler orası zaten. Eski kadrosu ne zaten. Diğer üçü korudular. Yani geçen split güzel başarılar yaptılar bence. Final oynadılar. İki Koreli'de de bu split herhalde hani daha bir güçlü bir kadro çıkartıp şampiyonla oynamak istiyorlar yine gibi geliyor. Yani kağıt üzerinde şu an iyi gözüküyorlar ama iki tane Koreli oyuncu geldiği için iletişimde nasıl olur hiçbir fikrim yok. Eğer iletişimleri ne tutturabilirlerse oyun içi ve oyun dışında her şekilde yani. Bence iyi bir şey sağlayabilirler. Ama onun dışında bilmiyorum yani. Birazcık arada gibi. Şu an bence oynadığımız oyun iyi. Yani iyi gidiyoruz antrenman maçlarında. Ben eğer bir sıkıntı çıkmazsa oyun içinde mekaniksel bir hata ya da yanlış bir yani kötü bir draft geçirmediğim sürece ben kazanabileceğimizi düşünüyorum onlara karşı. Var mı? Yok. 3 tane draft var mı? 4. 3 tane 4 var. 3 tane 5 var mı? 5. 1, 2, 3, 4. Bunlara da bakalım mı bir ne olduklarını? Bak. Sen onları da çevir. Bak bu işaretse... Bunlardan birini değiştireceğiz tamam mı? 6 ile. Arkasına 6 yazalım. O kadar. Ya çıkarttık şuradan ya. Niye böyle ya? Bak. Hı? Niye böylesin lan? Kıcak yemin ederim bir anda. Bu takım. Alistan'la da oynadım. O hakem bana pok attı lan. Bir şey demişti. Belki kulaklığı taksanıza bir anda. 55 geçe bu arada biz oyuna başlayacağız. Alo. Hadi tamam. Evet. Oyun ilişkili. 55 game start. Liste bakın. Lan keşke Hudi'mi getirseydim. Böyle çıkacağım şundan. Buradan görünmüşten falan bir ücret yok. Maçında oynuyoruz. İkiliyi yayına vermiyorlar ya. Sadece facecam görüyor değil mi? Yani ben dal gelebilirim yani normalde. Şu cooldown veren var ya, o mantıklı olur mu ya? Yok ya, ben bak şu anda versene. Sen de bakmayın da olur.
Buradan artık tamam, bıraktım. Hadi geç. Hadi dışarı, hadi hadi hadi. Bakalım ya. Dışarı, dışarı, dışarı. Çok gerekiyorsa da onunla girelim. Hadi hadi. Stopwatch'ta sen de var. Hadi hadi. Olabilir. Aha, saldırı pozisyonuna geçtin. Evet. İyi kötü. İyi ya. Bence de bak. Feydraş'ta bayağı iyi vardı. Şey, bir tane daha var bu kadar. 2017 World Soul. Oo, oh, bak şunu aldım ben. Aynen, en son çıkanları alın bence. Morluları. Morlu güzelmiş. Zahir, steplere bak biraz. Oğlum Game koyuyorsun, Zafer koyacaksın. Ay şey, Zafer'e şey koyacaksın. Su mu koyacaksın abi? Zafer'e su mu koyuyoruz? Evet. Ben belli su mu koyamam. Tamam. Tamam. Ben bir katliamda K.O.'yu koydum. Şuraya da su lazım. Ne var? Katliama, katliama game over oğlum, mesaj verdi rakibe. Katliama game over koyun. Abi su koydun, dedim ki. Tamam. Evet, çok bağırmamaya çalışacağım, kulaklıklardan sekmesin ses diye. Çıkıyorum. Tamam. Bir daha bir saniye durur musun Hasan? Mikrofonu kapatabilirsin. En çok seçilen şampiyonlardan bir tanesi bu arada Absolute. Orada Gravitum'la yerine sabitlendiği anda Brolia ölüm cezasını tutturamadı. Yaz Broccoli baskına geleyim derken Kreas'ın karşı baskınına maruz kalıyor ve Absolute'un tutuşturu son dokunuşu gerçekleştiriyor. Pilot'a düştü. Orada Pilot'ın, Pilot değil Brolia düşecek ama Pilot şimdi kule altında Kreas'ı yakaladı. Çifte güçler. Hem etrafta böyle bir çok hızlı giden Soraka gibi gezinirken sürekli takım arkadaşlarınızı iyileştirme sahneye ama Brolia bunu anlatmayın dercesine yakalandı rakibine. Burada Saez'e gidiyor skor şimdi ters taraftan gelen ocağın iddetine ikinci kafayı da atmayı başardı. Artık Five Run'in buradaki alamet alanından çıkartabileceği fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Brolia'yı kaybettiler. Yalnız diğer tarafta ne ara yakalanmış? Umut da düşüyor ve Umut'un buraya kadar altı. Halit şimdi Ragnar'ı şöyle bir Gravitum denemesinde bulundu. Yalnız orada top isabet ediyor. Pilot uyutacak mı acaba? Kiras evet ultisini kullandı. Absolute geldi. Kaori geldi. Pilot bu arada arındırını kullanıyor. Ve hayatını kurtarmak için yeterli olacak. Brolia yalnız takım arkadaşının kafasına vurdu Absolute. Hayatını kurtarmak için yeterli olmadı. Absolute. Hayır. Absolute burada düşecek olsa bile düşük çok olsa önemli bir iş yaptı. Umut yalnız orada zayıflar acımadan da streyle uzaklaşıyor. Absolute mükemmel oynadı şu son 30 saniyeyi. Seti niye bu kadar öncelikli seçtikleri gösterdi. Yalnız tersten Oncan gelmiş patlayan fıçı. Kaori'yi yakalayabilecek mi? Kaori'nin şifası onu hızlandırdı ve canını yeniledi. Oradan uzaklaşacak. Arkaya gelen dışından ama hiç iyi gelmedi. Oraya Saez yarı canla gelmiş. Bu da onun sonu oldu ama Oncan'ı da almayı başardılar. Diğer tarafta Umut'un da başı dertte. Orianna da alamıyor Aphelios'u. Aphelios bundan sonra tamamen yok. Bu arada savaş devam. Baron devam ediyor ama Kireas da içeride. Brokoli ile Kireas arasında bunu da çaldı Kireas. Leash için çok teşekkürler Five Ronin. Bu baron işimize yarar dedi burada süpürmesi ve arkadan şimdi Ragnar geliyor Işınlan'la. Yalnız Ragnar Umut havaya sıçrasa da kötü pozisyonda kaldı yaz. Diğer tarafta Gragas'ın düştüğünü gördük. 3'e 3 kaldı takımlar ve can barları Five Ronin tarafında çok çok az. Süpürmesi ise istediğini aldı. Baron'u çıkardı oradan. Pilot bu arada ışık topuna yakalandı. Kankron üzerine gitti orada. Kaori aldı. Kaori 3300 altın önünde şu anda Aphelios'un. Bu tam bir eşya demek ve o eşyada nişancıların bu kadar güçlü olduğu bir metada Kaori otomatikman bu savaşı kazandırabilir. Five Ronin burada Kaori'yi anında indirmesi lazım. Öyle ama işte Kaori yer değiştirmeyse ben bir şampiyon. Savaş başlayacak ve içeri girdi. Pilot'ı parçalarına ayırdı Kaori. İki nişancı arasında hayatta kalamayan Aphelios oldu ve Kaori dans etmeye devam ediyor. İkinci skorunu da çıkarttı. Devam edecek mi? Şimdi Brokoli en azından onu almaya çalışacak. Brokoli'nin Ragnarok aktif. İkinci Nexus kulesi de düşüyor. Umut sıçraya attı. Skor çıkartmayı başarmış olsa da Kaori'nin can seviyesi oldukça iyi durumda. Plazma ile beraber inanılmaz hasarlar çıkartıyor. Arkada Saez azar azar hasar vermeye devam ediyor. Burada Ragnar'ı düşürdüler. Saez oyunu bitirecek. Bitirdi. Saez oyunu bitiriyor tek başına. Bir şey diyeyim mi? Baya kötü bu arada. Sperması ve gelen onu oynuyor, bu ne ya? Yani lan şey, seni çaplar a**ta denk yerde. Oğlum işte bak, normal olmamız gerekiyor da ben bilmiyorum ya. Çok sen misin? Olabilir, onlara bakacağız. Ben özellikle... De bu arada bence ilk gankte sence, bence oynamıyordum ya. Boş flash attım. Bence şey, çok boş flash attım. Boş... Direkt'in itkanlardı. Abi direkt'i atsaydın da şu an solumuz vardı. Öyle, oğlum. Orange Star Wars'ı değil, orange benim şeyim bu arada. Abi çaldırma böyle smack değil de niye heyecanlanıyorsun? Allah çok uzak oldu, niye heyecanlanıyorsun? Olur öyle, olur öyle. Ben hatta şey, ben biraz neye korktum biliyor musun? Alevi çaldırdığı için korkmadım bu arada. Moralim bozulur diye korktum. Ben de ondan korktum, herkes sıkıntı yok dedi. Hiç sıkıntı yok. Gragas gelecek, bitirecek ha.
Anam anam. Okey okey, son değil son değil. Son değil. Hey! Orn for Spermacy. Olabilir abi. Zarlar devam ediyor. Oh, nasıl tatar mısın gitmiyor ya? Helal lan. Sayes oyunu bitiriyor tek başına. Sayes. Tek başına. Tek başına. Tek başına. Tek başına. Hemen tweet beyler. Hemen. Orn for Spermacy yazıyor. Dur. Yani bütün hafta boyunca rakiplerimize iyi çalıştık. Neleri alabileceğini düşündük. Draft istediğimiz gibi geçti zaten. Kazanacağımızı düşünüyorduk. Tabii benim en azından ilk maçım olduğu için birazcık böyle bir heyecan vardı. Genelde olmaz hatta. Stage'de bile heyecan olmuyordu ilk maçlarımda. Herhalde Supermassive'in vermiş olduğu bir ağırlık sanırım. Çünkü sonuçta çok yeni isimler, yeni genç bir takım. İnsanlar ön yargılı yaklaştı hatta. İlk maçta çok clean bir maç geçirmesek de kazandık. Kazanacağımızı düşünüyorduk. Güzel bir hazırlık geçirdik. O yüzden çok şey olmadı yani. Draft'ta herkes aslında oynadığı pickleri aldı bir nebze. Rahattık o yüzden. Kim nasıl oynayacağını biliyordu gayet. Yani hem ben olayım hem başkaları olsun bence rahat bir koridor geçirdi herkes. Onun dışında teamfight'larda birkaç hatamız oldu bazı fight'larda. Drake verdik free falan. Ama ki yani verdiği Drake'i Baron'la ödüllendirdi. Kiraz Drake çaldı zaten. Orada bir tık oyun döndü. Ondan sonra team kompumuz bence daha iyiydi. Ki adamların flash olmadığı zaman bizim için free'di. Kayısımız var, direkt öldürüyordu hepsini. O yüzden team fight'ları adamların flash'ları olmadığı zaman çoğunlukla kazanıyorduk zaten. En sonunda rakip biraz kötü oynadı tabii. Son fight'ta direkt Aphelios'u tekledik Kavre. Ondan sonra zaten oyunu bitirmeye çalıştık hemen. Yani Dark Passage Beşiktaş maçınızı izledik de aynı. Çok garip bir maçtı açıkçası. Team fight'lar olsun, ölüşler olsun. Dark Passage kadrosu bence iyi. Kesinlikle küçümsemiyoruz. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Ama onlardan iyi olduğumuzu, daha iyi hazırlanabileceğimizi, daha iyi bir draft, daha iyi bir oyun sergileyebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden iyi olan kazansın bence. Nasıl yana var? Hey! Kontrolle dengeliyorsunuz. O skorlardaki de çok önemli. Hani tamamen skorlardan gelen bir fark. Evet, Tayfun yakalandı. Seviye 6 oldu Kreaz. Onu uyutuyor takım arkadaşlarına gelmesi bekliyor. Çekim alanında bırakıldı. Ve buraya kadar altını. Saez buraya kadar dedi. Tayfun geliyor gene işte. Geliyor. Ben de kullandı dedim. Burada. Yarıcana kadar düşmüş durumda Kreaz. Sıçramak durumunda kalıyor. PvD gelmişti onun üzerine. PvD devam ediyor. Orada çarplar kullanıldı. Canlar yenilendi biraz ormancılar tarafından. Güzel bir ölüm cezası. İki kişilik bir derisini yüz. PvD ve Tayfun düşüyor burada. Köfte yetişemedi. Koldura biraz pozisyon dışında. Saşarton'la birlikte takım arkadaşlarının yanına gidecek. Arka tarafta köfte uçuldu. Feble Ragnar arasında birebir devam ederken arada kalan bir PvD düştü. Bitkinlik Kreas'ın üzerine geliyor. Karşılığında skor geldi. Absolute alındı orada. Ve Olaf'ı kaybediyor. Ormancısını kaybediyor burada Dark Passage. Fenfebus'un canı çok az. Fenfebus yalnız duvara vurmayı başardı sayısı. Feb düşecek mi? Evet düşecek. Game over. Ve katliam Supermassive'den. Sadece... Oh, bu arada Ragnar'dan sıçra vücut darbesi ve servis edilen bir Koldura Kaori'nin önüne. Bir vücut harbesi daha geldi. Daha fazla devam etmeyecek şimdi. Tayfun yakalandı orada. Ve Tayfun Ragnar'ı kullanmak zorunda kalıyor. Ragnar'ın pozisyonu önemli. Ragnar sıçrayla birlikte geldi. Koldura yakaladı Koldura'dan. Güzel bir zonya. Ragnar 5 kişinin içerisinde ama çok tank. Ragnar hasar almıyor neredeyse. Koldura iyi bir pozisyona çıktı ama iyi bir ulti kullandığını söylemek çok güç. Arada kalan bir isim var. Lilia'da kaldı burada ejder. Tayfun'dan sonra PvD'yi de kaybetti. Köfte de düşecek. 2 skor birden Kaori'de. Ve Supermassive. İlk haftayı 2-0'la kapatıyor Dark Passage karşısında aldığı bu galibiyetle beraber. Son bir direnç ama bu Nexus'u korumak için yeterli olmayacak. Burada söz konusu davranımda olabilirler burada. Bu işleri aldıkları takdirde o yüzden senin kontrolünü rakibe kaptı. Yer sistemi ödedi. Fenden çıkacağım da çok uzaktaydı. Oğlum fightları kazanıp bitirmek ne kadar şey böyle ya. Fresh. Değil mi böyle? Rahat hissediyor. Onda işte burada dolmaya başladı yavaş yavaş.
Beysini iyi bozdu bu arada. %80 civarında tutuyor ilk detonörde. Takım savaşına hazır durumda şu anda Kartalus. Savaştan önce onu Megaman formuna çevirmeye çalışıyor Ragnar. Ve Megaman'a dönüştü falan. Çok çok iyiydi ya. Hup da bayağı adamı yordu ya. Yakalayıp da zaman kazanmak istiyorlar. Fer takım savaşına gidiyor. Adam da bunu olduğu için. Aydın'ı da kullanmak zorunda. 10 saniye mi? Ben savaşmak isteyebilir burada. Ragnar arka taraftan çok iyi bir noktadan geliyor. Pozisyon önemli. Ragnar sıçrayla birlikte geldi. Kolunu yakaladı oradan güzel bir oyun. Ragnar 5 kişi içerisinde çok tanrı. Ya bak yarıya bak. Ragnar sağlıyor herkese. Koldura. Koldura'nın ultiye bak kafayı yiyeceğim. İyi ulti kullandığını söylemek çok güç. Yes. Arada kalan bir isim var. Lidya'da kalmış. Bro da bir Tayfun'dan sonra PvD'yi de kaybetti. Gösteri düşecek. Aslında iyi fark ya. Kaori'de. Buraya kadar altını da sayesinde ve toplamda çok sürpümesin. İşte tek bir takım savaşı olacak. O takım savaşı da hayatta kalabilecek mi demiş? Ya Ragnar yazdı. Ne kalabilirsin buradan? Ama Kaori çok güzel bir kaçar. Çok güzel taktiği yarar. Helal lan kireyaz. Bu arkadaşlarından gelen destek verin. Serapin de bu arada Sonya'da kaldığı için destek verebilir. Şu vakitten sonra zaten Megalar da dikmişti. Minilara dikmişti. Darın da ikişik olacak. Çok rahat. Yerden zorlu bitirmeye gidiyorlar. Ve bir de son olarak Fertabuls'u yakaladılar. Bu skorda Kaori'ye gitti. 30 dakika. Ve Supermassive. İki açık. Aynı İlk haftayı 2-0'la kapatıyor. Dark Passage karşısında aldığı bu galibiyetle beraber. Son bir direnç. Ama bu Nexus'u korumak için yeterli olmayacak. Nexus'u patlatıyorsun. Ve iki tarafa da gider. Evet.